Benden önce konuşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve bir özür diliyorum. Sabah burada olmak istiyorduk. Ama taşınır malların rehini diye yeni bir kanunu komisyondan geçirelim diye, acil geçirelim diye komisyon erken alınca mecliste Zafer abi, biz de dedik ki bu piyasanın hayrınadır, bunu geçirelim. Niye hayrına? Orada kısaca ne yapmak istediğimizi söyleyelim. Belki buradaki arkadaşlar da duyar, gecikmeyi affederler dolayısıyla. Özellikle küçük işletmeler, çiftçilerimiz, esnaflarımız, tacirlerimiz taşınır mallarını bankalara rehin veremiyorlardı. Yani adamın neredeyse 300 bin dolar, 500 bin dolar makinaları var. Ama bankalar diyor ki bana gayrimenkul getir, ev getir, arsa getir. İşletmeci ne yapıyor? Gidiyor bir ev alıyor, arsa alıyor. Sırf bankaya teminat vermek için, ipotek vermek için. Biz şimdi onları kaldırdık. Dedik ki adamın makinalarını da ipotek olarak veya rehin olarak alın. Ürünlerini alın, ham maddesini alın, stokunu alın. Ziraat Bankası'nın talebi vardı. Hayvanları alın, affedersiniz. Yetişmiş ağaçları, ürün veren ağaçları rehin kapsamını alın. Ve burada biz bankalarla birlikte çalıştık. Tamamen bankaların rehin alma noktasındaki tereddütlerini giderecek düzenlemeler yaptık. Ve rehinin paraya çevrilmesi noktasında da normal icra iflas kanunlarının dışında bir yol getirmek istedik ki bu işleyebilsin diye. Bir takım harçlardan ve vergilerden de muaf tuttuk. Amacımız özellikle küçük ve orta işletmelerin finansa erişimini kolaylaştırmak adına, yani piyasayı biraz daha rahatlatalım diye onun için geciktik. Kusura bakmayın. Tabii değerli arkadaşlar, değerli iş adamlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle buraya gelirken sabah tabii yine üzücü bir haber aldık ve Elazığ'daki patlamadan birçok yaralılarımız ve şehitlerimiz var. Bu vesileyle Bitlis'te var. Daha önce Van'da vardı, 2 gün önce. Diyarbakır'da vardı. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tabii 15 konuşmacılar da belirtti. 15 Temmuz'da milletimizin göstermiş olduğu dirayet, sivil direniş nedir? Dosta düşmana göstermesi bakımından, devletin ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından, millet olmanın önemini göstermesi bakımından 15 Temmuz'da milletimizin göstermiş olduğu sivil direniş gerçekten çok önemliydi. Altını çizerek söylüyorum, sivil direniş. Çünkü o direnişi gösteren bu millet kesinlikle bir tane daha kurşun atmadı. Herkesin belki tabancası da vardı, tüfeği de vardı ama hiçbiri o darbecilere karşı bir tek kurşun kullanmadı. Ne yaptı? Vücudunu siper etti. Ne yaptı? Onları ikna etmeye çalıştı. Ve çok enteresan, öyle bir milyonlar sokaklarda, meydanlarda ama hiçbir yerde bir tane daha çapulcu hareketi veya yağmalama hareketi görmedik. O gün caddelerde hiçbir güvenlik önlemi yoktu. İsteselerdi toplumda işte balicisinden tutun da hırsızına, bu fırsatçıları olmasına rağmen hiçbir mağaza yağmalanmadı. Caddede hiçbir mağazanın camı bile kırılmadı ve bu millet asil bir direniş göstererek sadece ve sadece darbeye karşı olduğunu, milletin iradesinin geçerli olması gerektiğini gösterdi ve o gün demokrasisine ve hukukuna sahip çıktı. Bu çok önemliydi. Bizim şimdi biraz Avrupa'ya kızıyoruz ya, esasında şunun için kızıyoruz. Diyoruz ki ya siz yıllarca bize dediniz ki, demokrasi, hukuk, özgürlük, sivil irade, sivil direniş. İşte bu halk bu sivil direnişi gösterdi, sivil iradeyi gösterdi, demokrasiyi savundu, hukuku savundu, birlik beraberlik içerisinde yaptı.
meydanlarda bölünmedi, sağcısın, solcusun, AK Partilisin, CHP'lisin, şu HDP'lisin, MHP'lisin diye de bölünmeden böyle bir birlik içerisinde direniş gösterdi. Ama bizim Avrupalı dostlarımız bu direnişi göremedi veya görmek istemedi. O zaman da ister istemez diyoruz ki ya sizin demokrasi söylemlerinizde bir sıkıntı var ya da bize karşı ikircikli bir tutumdasınız. Ya da bizi üçüncü sınıf görüyorsunuz. Dolayısıyla sistemimiz de biraz ondan. Yoksa biz Avrupa Birliği'nin değerlerinden veya Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin yer alması noktasında asla ve asla geri bir adım atma gibi bir niyetimiz yok. Ama bizi üzen taraf Avrupalı dostlarımızın veya Amerikalı dostlarımızın bu milletin gerçekten ileride sivil direniş nasıl olur diye yazıldığında dünyada en başta gösterilecek bir direnişi görememelerinden dolayı ve yeteri kadar görememelerinden dolayı başka korkularını ön plana tutarak bu halkı görememelerinden dolayı üzülüyoruz, sitem ediyoruz. Tabii milletimiz bir şey daha, sizler de bunu yakinen yaşadınız. Sadece demokrasiye sahip çıkmadı, aynı zamanda ekonomiye de sahip çıktı. Eğer başka ülkelerde olsaydı, bu Avrupa'da dahil, böyle bir darbe girişimine, kalkışmaya karşı ilk iş gününde bütün piyasaların açık olması, yurt içi, yurt dışı para transferlerinin yapılması, işte biraz önce Zafer Bey dedi, herkes akşama darbe olmuş sokaklarda, bir gün sonra 16'sında herkes dükkanını açmış, AVM'sini açmış, işinin başında. Ya bu müthiş bir olgunluk ve normalde böyle bir darbe girişimi karşısında hem geçmiş yıllarda hem de diğer dünya örneklerinde işte hemen borsa tahtaları kapanır ki İstanbul borsaya ciddi bir saldırı olmasına rağmen o tahtalar kapanmadı, o işlemler yapıldı. Yine millet kendi tasarruflarından, döviz tasarruflarından bozdurarak müthiş bir şekilde piyasaya döviz enjekte etti ve halka baktığımızda cebindeki 1000 doları, 200 doları, 500 doları bozdurarak aman ekonomimiz bu darbe girişimlerinden zarar gelmesin diye gerçekten ciddi anlamda fedakarlık yaptı. Dolayısıyla milletimiz hem demokrasiye hem de ekonomimize sahip çıktı. Onun için milletimizin her ferdine ayrı ayrı ne kadar teşekkür etsek o kadar az. Tabii darbe girişiminin başarılı olması halinde o gün, o akşam yaşananları İstanbul'da yaşadınız, Ankara'da bizler yaşadık. Halkına karşı silah doğrultan, sivil, kadın, yaşlı, çocuk, genç demeden acımasızca o tarayanlar, silahları, bombaları atanlar, millet meclisinde bombayı atanlar, işte terörle mücadele eden MİT'inden tutun da özel harekatına kadar, özel kuvvetlerine kadar her terörle mücadele eden her unsuru bombalayan bir yapının başarılı olması halinde bu ülkeyi kimlere peşkeş çekeceğini de doğrusu tahmin edemiyoruz. Şimdiye kadarki gelişlerine ve gelişimlerine baktığımızda tehditle, şantajla, kumpasla bir yerlere gelmeye çalışanlar, bel altı vuruşlarıyla özel hayatın gizliliğinin hiçbir ahlaki ve hukuki sınırlamasına riayet etmeden bu şekliyle var olmaya çalışanlar, sinsi bir şekilde yapılanmaya kalkanlar, eğer Allah muhafaza bu millet ayağa kalkmasaydı bu ülkeyi kimlere peşkeş çekeceğini veya ülkenin nerelere gideceğini, nasıl bölüneceğini doğrusu tahmin edemiyoruz. Rabbim bir daha bu tür tehlikelerden ve bu tür insanlardan bu ülkeyi korusun. Değerli arkadaşlar, şimdi tabii burada arkadaşlarımız sorunları anlattık dediler. Esasında bunlar sorun değil. Gerçekten değil. Bunların tamamını biz çok kolay yaşarız. Bunları planlayarak, programlayarak, oturarak çok rahat aşarız. Hiçbirisi endişeye sizi sevk etmesin.
Gerçekten değil. Ben daha fazla sorunlar bekliyordum. Mesela sizin bana göre çok önemli sorunlarınız var. O sorunlarda biz çözme noktasında irade sergiliyoruz. Örneğin çalışmayla ilgili esnek çalışmayı getirmeye çalışıyoruz. Mesela bu perakendeciler için önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz kıdem tazminatını getirmeye çalışıyoruz. Ve kıdem tazminatında sizlerin gerçekten işçiyle birebir muhatap olmaktan kurtaracak bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü sizin sektörlerde, perakende sektörde daha çok emek yoğun, işçiyle daha çok muhatap olan sektörler. Burada yapacağımız iyileştirmeler çok daha vergiden de çok daha size katkı sağlayacak. Tabii vergi düzenlemelerini oturup iyi tartışmak lazım. Gerçekten iyi tartışmak lazım. Vergideki indirim sizlere ne kadar yansıyacak, ne kadar cironuzu artıracak, ne kadar kazanca dönüşecek? Doğrusu bunun etki analizini iyi yapmamız lazım. Şimdi biz Bakanlar Kurulu'nda da ben gündeme getirdiğim için söylüyorum. Seçimden önce dedik ki gübre ve yemde KDV'yi kaldıracağız, indireceğiz ve gerçekten de indirdik. Ama bu para kime gitti? Üreticiye gitmedi. Tüccara da gitmedi. Bir yerlere gitti ama nereye gittiğini doğrusu daha çıkartamadık. Bunu niye söylüyorum? Geçen hafta Bayrampaşa halini, biliyorsunuz hal yasası da, şimdi bizim bakanlık öyle bir bakanlık ki, şimdi bir yerde perakendecileri geliştirmemiz lazım. Gerçekten ülkenin lokomotifi. Ama bir yandan da esnaflar var. Onlar da beni tutuyorlar. İşte biraz önce Zafer Bey dedi ki kayıt dışı falan filan. Esasında onların da kayıt içinde ama onları da kalkındırmamız lazım. Eğer biz ekonomiyi kalkındırmak istiyorsak sadece bir yönüyle kalkındırmamalıyız. Dengeli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde esnafı da olacak, perakendecisi de olacak, lüks mağazası da olacak, kategorik mağazası da olacak. Her türlü bizim rengi bu ülkede barındırıp fırsatlar üretmemiz lazım. Eğer gerçekten ekonomiyi büyütmemiz gerekiyorsa. Şimdi pazar günü benim bir çalışma sistemim de yerinde olayları tespit etmezsem veya sektörün temsilcileriyle birebir konuşmadan bir düzenleme yapmak istemiyoruz. Şimdi gıda fiyatlarında ve sebze meyve fiyatlarındaki artış enflasyonu ciddi anlamda tetikliyor. Oradaki diyelim ki bir sivri biberdeki bir artış bizim enflasyonu %1 oranında, 1,5 oranında yükseltiyor. Bu neye mal oluyor? Bütün Türkiye'ye, bütün sektöre en az 5-6 milyar o ay faizler, devlete faiz yükü ve enflasyonun artması dolayısıyla sizlere de maliyet olarak yansıyor. Dedik ki bu sebze meyve fiyatlarını bir düzenleyelim. Nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz? Çünkü orada üretici diyor ki ya ben hiçbir şey kazanmıyorum. Tarlada 1 lira, domatesi ben örnek veriyorum. 1 liraya üretiyorum Kumluca'da. İstanbul'da işte bir markette isim vermeyelim 4 lira, 5 lira. Şimdi bunlar işte Bayrampaşa halini geziyorum. Herkes diyor ki biz kazanmıyoruz, biz kazanmıyoruz. Herkes bir işte ambalaj var, nakliye var, nakliyeci kazanıyor diyor. Nakliyeciler de orada, onların da yanına gidiyorum diyor. Biz de kazanmıyoruz işte mazot fiyatları fazla, işçilik fazla, yollardaki parça gideri fazla. Ve perakendeci arkadaşlarımıza, gıda sektöründe perakendeci arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Tabii herkes yükü birbirine devrediyor. Diyor ki mesela üretici diyor ki bunu perakendeci kazanıyor, tüccar kazanıyor diyor. Tüccar diyor ki komisyoncu kazanıyor. Komisyoncu diyor ki nakliyatçı perakendeci kazanıyor diyor. Perakendeciye sorsan vallahi biz de kazanmıyoruz diyor. O zaman bu parayı kim kazanıyor? Arada makas çok. Şimdi bunu evet. İşte dolayısıyla bunu şunun için anlatıyorum. Bütün paydaşlarla bir araya gelerek gerçekten oturup bunu şeffaf bir şekilde konuşmak lazım. Bunu sadece sebze meyvede örnek vermek için. Şimdi sadece perakendecinin, sadece üreticinin, sadece tüccarın ve sadece nakliyatçının dinlediğimiz zaman bir yeri eksik bırakmış oluyoruz. Çünkü
tarafların, paydaşların hepsini bir araya getirdiğimizde ortaya şu tablo çıkıyor. Herkes sorunu kendi tarafından anlatıyor ve biz bir çözüm bulma noktasında hep beraber bir müdahale, yasa düzenleme noktasında gayret gösteriyoruz. Tabii bir ülkenin kalkınması noktasında sizlerin özellikle gayreti, iş adamlarımızın gayreti, çalışması çok önemli. Bizler hedefler koyarken esasında sizlere güveniyoruz. Biz Türk milletine güveniyoruz. Bu topraklarda, bu coğrafyada iş yapan yabancı sermayeli de olsun, bu insanlara güveniyoruz. Ve bu insanların girişimci ruhuna, bu insanların gerçekten krizleri yönetebilmesine güveniyoruz. Biz de hükümet olarak, bakanlık olarak ön açıcı, sizin karşılaştığınız sorunları çözen ama asla ve asla size bariyer uygulayan bir anlayışta olmadım. Hükümet olarak da olmayız. Şimdi biz perakende ile ilgili gerek yasasını, gerek ikincil düzenlemeleri yaptık, yapıyoruz. Bununla ilgili bizim yasal olarak düzenlememiz gereken hangi nokta varsa, bunu samimi olarak söylüyorum. Önümde bir sürü yaptıklarımıza dair, yapacaklarımıza dair notlar var ama buna bağlı olarak okumak istemiyorum. Sizi de sıkmak da istemiyorum. Bir sürü istatistik veriler var. Perakende'nin nereden geldiğini, nereye yükseldiğini, bundan sonra ne amaçladığını hepsini söyleyebiliriz. Ama burada samimi olarak ben bir aile ortamı içerisinde sizinle dertleşme anlamında, size nutuk atma anlamında da demiyorum. Çünkü biz en önemli gördüğüm nokta şu. Biz sorunları çözdüğümüz sürece iyi işler yapabiliriz ve iyi eserler bırakabiliriz. Sorun oluşturduğumuz sürece hiçbir şey, çok iyi konuşsak da, çok iyi düzenlemeler yapsak da, sorun yerinde duruyorsa, yani sonuç odaklı çalışmıyorsak hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla şurada bir sorun var. Biz Türkiye olarak eğer 26 çeyrektir %4 büyüyorsak, perakende sektörü bunun altındaysa, burada bir sorun var demektir esasında. Ve bizim esasın yine perakendecilik sektörü, biraz önce sizler de ifade ettiniz, yani agresif bir sektör. Ama yeteri kadar, sizin de söylediğiniz kadar büyümediğimize göre çok agresif bir sektör değiliz. Bunun nedenleri var. Evet. Bir yanlışlık var gibi geliyor. Modern perakende sektörü ortalama %10. Modern perakende sektörü, organize perakende sektörü ortalama %10-15 büyüyor. Hı-hı. Yani Türkiye büyümesinin yaklaşık 4 katı. Doğru. Ben bütün perakendeciyi düşünen tamam. Türkiye olarak söylüyorum ya. Yoksa o anlamda, o konsepte doğru. Ve hedefin de biraz önce de gördüm. %10'un 2016 hedefi %10'un üzerinde büyüme. Bunu daha da yukarı çekmemiz lazım. Ama biz bütün Türkiye'deki perakendeyi düşünerek söylüyoruz. Çünkü bunlar birbirini tetikleyen şeyler. Sizin esnaf olarak nitelediğiniz küçük bir bakkal aynı zamanda sizin müşteriniz. O kazanamadığı zaman, o üretemediği zaman, o yeteri kadar harcamalarında giyimi, gıdayı, elektroniğe yer veremediği takdirde sizin de cirolarınız düşer. Böyle düşünmek lazım. Ve biz piyasaya taksit sayısını artırırken, artırmayı düşünürken, işte memurun, asgari ücretlinin almış olduğu ücretlere de bakıyoruz. Yani bu nereye gider, cari açık ne olur? Bunların tamamına bakarak bir düzenleme yapmak istiyoruz. Onun için bütünüyle bakmak lazım. Tabii biraz önce de arkadaşlarımızın söylediği çok önemli şeyler vardı. Bizim yurt dışında ihracatımızın ve yurt dışındaki markalarımızın büyümesi Türkiye'nin büyümesi demektir. Bunu bu şekliyle düşünüyoruz ve yeni ihracat teşviklerimizde de ve yatırım teşviklerimizde de
Özellikle işte Başbakanımızın da terzi usulü teşvik dediği birebir Türkiye için hangi sektör önem arz ediyorsa, hangi sektörde bizim ithalatımızı azaltacak ve cari açığımızı azaltacak yatırımlar varsa bunların tamamını teşvik kapsamına alıyoruz. Ve yurt dışında da markalaşmak çok önemli. İşte birçok firmamız marka oluşturmaya çalıştı, oluşturdu da. Şimdi bizim, ben bunu yine Ekonomik Koordinasyon Kurulu'ndaki arkadaşlara da, bakan arkadaşlarıma da ifade ettim. Bizim bir de şuna yönelmemiz lazım arkadaşlar. Bu benim fikrim, tartışılabilir. Hazır markaları da alabilmeliyiz. Ama alırken, onun için biz devlet olarak buna da teşvik vermeliyiz. Şimdi bu teşvik paketinde o da var. Sadece markayı, isim hakkını almamalıyız. Adamın tasarımcısından makinasına kadar, pazarlamacısına kadar tamamını alıp belli bir süre çalışıp ondan sonra bu bilgiyi, birikimi biz yurt içinde taşıdıktan sonra, bütünleştikten sonra o markanın amiral gemisi olarak kullanıp başka markalarımızda onun yanında konumlandırabiliriz. Çünkü biliyoruz ki marka oluşturmak sadece para gücüne de bakmıyor. Sadece başka duygusal bağlar oluşturmak lazım. Siz uğraşırsınız, zincirin halkalarını tek tek dizersiniz ama ufacık bir şey, ülkenizle ilgili, ailenizle ilgili, mağazanızda çalışanla ilgili veya bir başka nedenle o zinciri dağıtabiliyor. Onun için gerçekten yurt dışında marka almak da o kadar kötü bir şey değil. Bence bunun da teşvik edilmesi lazım. Biz hükümet olarak da teşvik etmemiz lazım. Bu otomotivde de öyle, bu hazır giyimde de öyle, gıdada da öyle ve bunun başarılı örnekleri de var. Başarılı örnekleri var Abdullah abi. Onu inşallah teşvikle de desteklememiz lazım diye düşünüyorum. Değerli dostlarım, tabii bizim bu noktada daha çok yapacağımız şeyler var. Örneğin Türkiye coğrafi olarak hem riskli ama aynı zamanda çok dezavantajlı bir konumda. Ve biz bu avantajını, dezavantajını avantaja çevirip burayı bir lojistik üst olarak, uluslararası firmaların lojistik üstü olarak, ki bu kullanılıyor ama bunun bürokratik engellerini kaldırarak kullanmamız lazım. Onun için bakanlığımızın da çalıştığı, yakında belki kamuoyuyla paylaşacağız, önemli bir projelerden birisi de lojistik ticaret merkezleri. Bu tıpkı Dubai'deki, Singapur'daki gibi üretim, zaten serbest üretim merkezlerimiz var. Onun dışında sadece mal alıp satıldığı serbest olarak ve bunun bir takım hem gümrük hem de vergi avantajları olduğu, aynı zamanda modern depolama ve dağıtım kanallarının olduğu, tıpkı organize sanayiler gibi toplu olarak limanların, hava ve deniz limanlarının, kara ulaşımının mükemmel olduğu lokasyonlarda, çok değil, bunları da hayata geçirip hem uluslararası hem de kendi yerli girişimcilerimizi desteklememiz lazım. Biz bu noktada konuşmamın da başında ifade ettiğim gibi gerçekten sizlerin burada olan olmayan bütün arkadaşlarımıza bakanlığımızın kapısı açık. Ne zaman isterseniz biz önerim var, fikrim var, şurada şu yanlış gidiyor, tartışırız. Sadece bizim bakanlıkla ilgili değil, ben perakende sektörünün, çünkü perakende sektörüne gerçekten inanıyorum. Yani perakende sektörü, biraz önce ifade edildi, AVM kapılarından giren ne, mağazalara gireni ve bakacaksınız oradaki iş yapanların tutumlarına, yüz ifadelerine bakacaksınız. Bir de sokağa çıkıp esnafın bir çayını içerseniz Türkiye'de ekonominin nerede
nasıl gittiğini esasında görmüş olursunuz. Bunun için örnekliyorum. Yani sizin çalışma şevkiniz, arzunuz ve sizin yapmış olduğunuz cirolar, sizin bu ülkeye katma değeriniz birçok sektörün esasında lokomotifi. Nasıl inşaat sektörü birçok sektörün lokomotifi ise, biz bu noktada yapmış olduğumuz iyileştirmeler, faiz indirimleri noktasındaki baskıcı tutumumuz ve piyasaların buna uyumuyla beraber inşaat sektöründe bir hareketlenme başladıysa, perakende sektörünün de ben inanıyorum ki karamsar bir tablo çizecek durumu yok. Ama gönül ne istiyor? Daha bir heyecan, daha bir kar marjlarının biraz daha oynadığı ve insanların biraz daha uzun soluklu önünü görebildiği düzenlemeler ve çalışma ortamı istiyor. İnşallah bunu da hep beraber başaracağız. Şimdi en önemli noktalardan birisi, biz yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi noktasında gerçekten çok önemli düzenlemeler yaptık, yapıyoruz da. Ama ne kadar düzenlemeler yaparsak yapalım, tabii ki ülkenin terör belasından hızlı bir şekilde uzaklaşması lazım. Ve bu terör belasını da ben inanıyorum ki toplum olarak el birliğiyle çözebileceğimize gerçekten inanıyorum. Siz doğudaki, güneydoğudaki bir takım terör olaylarının, bu bombalamalarının son çırpınışlar olarak olduğunu görün. Gerçekten ben ona inanıyorum. Özellikle bu FETÖ terör örgütü yapılanmasının çözüldükten sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki mücadelenin bir başka seyre gireceğini ve bir başka seyirde mücadeleyle sonuçların daha etkili alınacağına inanıyorum. Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirirken bir noktayı daha ifade etmek istiyorum. Bizim sizlerle iletişimimiz, sizlerle diyalog içerisinde olmamız ve sizlerin talepleri karşısında piyasaları düzenlememiz gerektiğini ifade ettim. Ve bir noktayı daha ifade edeyim. Çok piyasaya müdahale eden, piyasayı düzenleme noktasında piyasanın talepleri dışında piyasayı düzenlemenin de çok doğru olmadığını inanıyorum. Çünkü biraz önce ifade edildi, işte gayrimenkul kiralarıyla ilgili tacirler arasında. Tacirlerin şöyle bir tanımı var. Ben aynı zamanda hukukçuyum. Basiretli insan, yani akıllı insan. Dolayısıyla onlar bir şeyi düzenlerken iki taraf, ikisi de çok akıllı adam, onların arasına girip de telef olmamak lazım. Onun için iki tarafı böyle kendileri, ama talep gelir, sektör talep eder, biz müdahalede bulunuruz. Ama böyle bir talep yoksa akıllı adamların arasına fazla girmemek lazım. Sonra sıkıntı olabilir. Alacağım soruyu. Ama bunu şunun için söylüyorum. Gerçekten piyasa şartlarını bozacak, izlemek lazım. İyi izlemek lazım. Aksaklıkları iyi tespit etmek lazım. Ve kesinlikle bir düzenleme yaparken, bakanlığım adına söylüyorum, etki analizi yapmadan hiçbir düzenlemeye de doğrusu izin vermiyoruz şu anda. Diyoruz ki bu düzenlemeyi kimler için yapıyoruz? Ne getirecek, ne götürecek? Bu düzenlemeden kimler etkilenecek? Ve ne kadar etkilenecek? Bunun analizlerini çalışıyorlar arkadaşlarımız, bürokratlar da burada. Önce böyle bir rapor sunuyorlar. Ondan sonra sektör temsilcileriyle bir araya gelip bu şekliyle karar veriyoruz. Ben sabırla beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu programı düzenleyen Rauf Bey'e
teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı sizlere ayrı ayrı konuşmacı arkadaşlarımızla beraber teşekkür ediyorum. Ve inşallah bizler sizlere güveniyoruz. Gerçekten güveniyoruz. Ve sizlerin bu topraklara olan inancını biliyoruz. Sizler kazanacaksınız, bu ülke kazanacak. Ülke kazandıkça, dünyada rekabet edebilir hale geldikçe, dünyadaki refah pastasından sizlerin vasıtasıyla bu ülke daha çok pay alacak. Bu ülke daha çok pay aldığında, bu ülkede yaşayan insanlarımız esasında daha çok pay almış olacak. Amacımız bu ülkede yaşayan insanların, bu asil milletin refah düzeyini artırmak, daha çok iş bulmak, daha çok aş bulmak ve bu ülkede yaşayanların çağdaş dünyayla gerçekten çağdaş dünyanın nimetlerinden daha fazla nasibini almasını istiyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.